Zaten tecrübeleri aktarmaya, daha doğrusu siyasette aktif olmaya devam edecek mi Aziz Kocaoğlu? Şöyle, bir defa aktarmak diye bir şeye bürokrat kadrosu, zaten onu da arkadaşlarla beraber yaptık. Bürokrasi olmasa belediye başkanı ne yapacak? Arkadaşlar, bütün şeyler zaten bizim dönemimizde yapılan işlerin de hepsi kayıt altına alındı. İşte yerelden yönetim vesairesi, stratejik planlar, kalkınma stratejik planları falan hepsi belediyenin arşivinde mevcut. Yaptığımız işler, neyi neden yaptığımız gerekçeleriyle beraber mevcut. Bürokrat arkadaşlar da orada görevde. Onlar da onların deneyimlerinde ya da onlara sorulduğu zaman bizim dönemimizde mevzu olan, gündeme gelen ne kadar konu varsa hepsinin hakkında benim kadar bilgileri var. Arkadaşlardan yararlanıp süreci götürüyorlardır diye düşünüyorum. Peki siz siyasette bundan sonra? Ben siyasette bundan sonra seçilmede yokum. Yani seçilmeye nokta koydum. Benim gelebileceğim nasip oldu. Gelebileceğim değil, belki gelemeyeceğim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, nur içinde yatsın, Ahmet Tipir İşlan'ın ani vefatından sonra meclis beni tercih etti. Ben de yapmaya çalıştım. Üç dönem üst üste yapmış olduk, 15 yıl. Bundan sonra yapacağım başka bir iş yok siyasette. Ama bana bunu İzmirli hemşerilerim ve Cumhuriyet Halk Partisi verdi. Ben hem İzmirli hemşerilerime hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne beni aday yaptığı için yaşamımın sonuna kadar elimden ne gelirse, bugün dün 50 kilo taşıyordum, bugün belki 30 kilo taşırım, yarın belki 5 kilo taşırım. Hem İzmir'e hem partime katkıda bulunmaya çalışacağım. Son zamanlar.